Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile futbol anıları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi de Yasin Sülün'le birlikteyiz. Yasin Sülün bildiğiniz üzere Beşiktaş'ta forma giydi. Beşiktaş altyapısından Nihat Kahveci ile birlikte çıktı. John Benjamin Toşak o dönemde genç oyunculara ağırlık veriyordu. Ve PAF takımından iki genç pırlanta gibi oyuncuyu çıkardı ve onlara şans verdi ve uzun süre hem Beşiktaş'ta hem milli takımda oynadılar. Nihat Kahveci daha sonra İspanya'ya gitti ve başarıyla ülkemizi temsil etti. Yasin Sülün de Beşiktaş'ta şampiyonluklar, kupalar ve başarılar yaşadı. Şimdi kendisiyle birlikteyiz. Yasin Sülün ayrıca şu anda U21 ya da U19 takımını çalıştırıyor Beşiktaş'ta ve gerçekten de başarılı bir performans sergiliyor antrenörlük anlamında. Yasin Sülün hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel anlattım mı? İfade ettim mi sana? Şu anda U21'i çalışıyordun, U19'a döndü. Yok, çalıştım. Yok. Şu anda başka hoca çalışıyorum. Başka bir görevdeyim. Başka görevdesin. Evet. Ama çalıştırdın. Evet, evet. Şimdi U19 çalıştırıyorsun. Yok, çalıştırmıyorum. Şu anda alt tepe olarak başka bir görevdeyim. Ha, başka bir görevdesin. Evet, evet. İki tane fail play olayı var. Beşiktaş U21'de. Sen de antrenörken, teknik direktörken. Bir Fenerbahçe maçı, bir de Kayseri Spor maçı. Bir anlatır mısın, hatırlatır mısın? İlk önce tabii burada olmaktan mutluyum. Biz sen de 97-98'de ilk röportaj yapmıştık. Evet. O zamandan sonra çok yaptık ama bu da inşallah en sonuncusu olmaz. Önce buradan olmaktan çok memnunum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için 21 sene. Evet, beyazdı büyük geçmiş. Büyük bir dostluk. Evet. Tabii ben U21'de antrenörlük yaparken böyle iki tane olay karşımıza çıktı. Biz de hoca ekibimizle ve futbolcular ekibiyle bir karar almak zorunda kaldık. İlk önce Kayseri maçında bir penaltı oldu. Hem yapılan futbolcuya hem de arkadaşlarımıza sorduğumuzda penaltı olmadığını anladık ve ne yapabiliriz diye söyledik. O zaman da oyuncumuz vardı Eslem. Şu anda İstanbul Spor'da oynuyor. A takıma da çıktı. Eslem'le beraber karar verdik hep beraber. Atmayalım dedik. Penaltıyı Kayseri Sporlu kaleciye verdik. Maçta 2-1'di galiba. 10 dakika filandı. Sağ olsun Kayseri'nin olusu da çok iyi bir Beşiktaşlıydı. Onlara buradan selam söylüyorum. Maçtan sonra da bizi geldi tebrik etti. Beşiktaşlı'ya kısa bir hareket yaptınız. Tebrik ediyoruz dedi. Bizim altyapıyla ilgili tasarrufumuz önce hakkımızla oynayıp adaletle kazanmak istiyoruz. Kimseye ezerek, kimseyi sizgilerimizin dışında bir şeyler yaparak kazanmak istemiyoruz. Ki penaltı yaptıran da bizim oyuncumuz ki o da ders almıştır diye düşünüyoruz. İkincisi de Fenerbahçe maçında 2-0 öndeydik galiba. Fenerbahçe 3 değişiklik yapmıştı ama çok kötü bir şey oldu. Bir oyuncu şapbaz bağları koptu. Bizim de Estem'in de bir sene önce kopmuştu. Onu biliyoruz biz nasıl bir etki yarattığını hem futbolcularda hem de ailelerde. Biz de o anda bir karar verdik. Fenerbahçe üst değişiklik yaptığı için 10 kişi kalınca biz de bir oyuncumuzu değiştirdik. Bu da bir... Çıkardınız, 10-10 oldu. 10-10 oldu, evet. Aslında bu yaptıklarımız bize göre çok normal ama demek ki futbolun buna ihtiyacı varmış. Bir de büyük takım arasında olduğu zaman... Fenerbahçe'den maçtan sonra gelip tebrik eden... Tabii tabii, sağ olsun Şenol Hoca var. Hala da konuşuyor Şenol abi, hocamız. Onlar bizi tebrik etti, maçla ilgili tebrik etti ama maçı öne geçen olay zaten oyuncunun çapraz bağının kopmasıydı. Gencecik bir hayatının hiçbir maçtan bir puanla önemi yoktur. Tabii ki. Biz onu dile getirmeye çalıştık aslında orada. Çünkü biz Fenerbahçe'de her zaman maç yapacağız. Her zaman tabii. Da yapacağız. Bir ile yenecek, bir ile yenecek. Ama önemli olan gencecik bir çocuğun hayatının sönmemesiydi. Tabii. Biz ona dile getirmek için yaptık ve gündem oldu. Aslında güzel oldu. Belki bir ileğine at tapıyla ilgili bazı ışıklar yaktık. Belki de olaya bakmasını yönlendirdik. O yüzden de yaptığımız işten şu anda memnunuz. Güzel iletişimler aldık. Kaç yılında ödül olarak kulübümüz aldı. Antrenörlük olarak bir hedef var mı? Ya aslında bundan 2-3 sene önce ilk atıp yani bundan 7-8 sene önce atıp ilk gittiğim zaman tabii her hoca gibi burada 3-4 sene çalışıp belki A takımda yardımcı hoca olup oradan da futbol hocalık hayatına başlamak istiyordum ki hoca olacağım diye bir işimde bir şey yoktu. Yalnızca yapabilir miyim diye. Çünkü her futbolcu hoca olacak, herkes hoca olacak diye bir şey yok. Gittim, çalıştım. İlk önce bir yardımcılık yaptım. Bir sene stajyerlik yaptım. En sonunda U16 takımını aldım. U16 takımında U21'e kadar 4-5 sene çalıştım. Başarılı olduğumu düşünüyorum ki 2 sene 3-3'te hem Süper Kupa hem de Kupa'yı kazandık. Çocuklarımızla beraber, hocamızla beraber. Ama ondan sonra herhalde ben şey bekledim. Yani bir ile beni araş, bir takım verir diye ama olmadı. A takımda da Sayın Hoca bana biraz yardımcı oldu sağ olsun. Beni çıkardı idmanlarda. O benim için iyi oldu. Profesyonel futbolculuk başka, profesyonel hocalık başka. Ben profesyonel futbolcu yaşadım ama profesyonel hocalığı yaşamamıştım. Orada biraz onu gördüm. Yapacağımla ilgili içimde düşünceler vardı ama
Çok bekledim. Bu da biraz zaman geçirdi ama hala işimde profesyonel bir takım çalıştırmak var. Ama hiçbir şey için geç kalınmış değildir sonuçta. Sonuçta bir geçmiş birikimin, bir tecrüben hem oyunculukta hem antrenörlükte var. Tabii tabii. Yani yarın ne olacağını kimse kestiremez, bilemez. Benim için 4 sene uyum bir çalıştırmak çok iyi oldu. Çünkü kendi hatalarımı kendim gördüm. Yani başka yerde yaşayamazdım. Hatırlarsan Sergen Yalçın'la çalıştırmıştı Beşiktaş'ta. Evet, aynen öyle. Bence de öyle olması lazım. Belki eleştirmiyorum ama bana göre hemen hemen her futbolu bırakan kişinin kendisini geliştirmesi için birkaç tane alt yapıda çalışması lazım ki kendisinin ne olduğunu görmesi lazım. %100 katılıyorum. Geçmişe dönelim istersen. Geçelim. Ben seninle sohbet ettik röportajdan önce, hatırlatırım diye not aldım ama röportaj sırasında aklıma 100. yılda Galatasaray maçı geldi. O gol öncesi röveş atayı değil evet. mi? Sen yaptın, sonra Ahmet kafasıyla evet. sektirdi. Sonra Sergen Yalçın ayağını düzeltti. Evet. Tümenin önüne değil, yani, çaprazını attı. Kendisine çıkarsın diye. İsmim var. Ondan, onu duyuyorum yani. O yüzden mutluyum. Ya 100. yıl çok acayip bir şey. Yani düşünsenize kimler geldi, kimler geçti ama bizden çok daha iyi sınıftım ama 100. yılda bize denk geldi. O Tayyip'te, orada oynamak, tuttuğum takımın formasını, at tapısına yetiştiğim takımın formasını o maçta giymek, bir de şampiyonluk olmak, bir de o Tayyip'te Göztepe maçında gol atmak. Onlar çok güzel şeyler. İnanılmaz. Evet. Bence de. Maçın son anlarında galiba bazı Galatasaraylı oyunculara sahada bir şey olmuştu değil mi? Ya işte onlara galibiyet lazımdı. Ben de taktik faul yapmıştım yani gitmesinlerdi. O da bir ufak bir Ümit'le bir de Mondragon'la bir ufak şeyimiz olmuştu. Ondan sonra geçti. Olur bundan maç şimdi. Son maçta da Samsunspor maçında galiba sen Ali Cansu'nu çıkardın. Ali Cansu'na gol attı galiba. Kameraya koştu değil mi? Evet evet. Ya Ali Cansu'nun benim kardeşimdi. Çok severim. İlk çıktığım zaman da o benimle beraber Atapı'dan çıktığı için birbirimize çok yardımcı olduk. Ben hep ondan taraftayım. Atapı'dan çıkan oyuncu da yukarıdakilerin sahip çıkması gibi. Sahip çıktığı kelimesi biraz şey değil aslında. Yanlış anlamasın. Yalnızca yardımcı oldum. Çok ona yardımcı oldun ama. O artık sizin ya da onun görüşü. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Serdar Özkan da daha sonra geldi. Ona da yardımcı olmaya çalıştık. Herkes olmaya çalıştı ama ben onların neler çektiğini daha iyi bildiğim için onlara biraz daha eğilme fırsatım oldu. Amokachi, sen altyapıda oynarken senin için önemli ve değerli bir evet. oyuncu. Onunla yaşadığın anılar var. Ya tabii önce ben PAF takımında oynarken bizim şansımız PAF takımla A takım hemen hemen aynı statta maç yapıyordu. Onlar da önce yapıyorduk ve onlar bizi tanıyordu. O çok güzel bir şey. Tanımalıyı şöyle uygun oluyordu, görüyordu. Bizi gördükleri zaman selam verebiliyorlar çünkü tanıyorlardı. Yoksa şimdiki düzende işte A takım başka yerde, PAF takım başka yerde olduğu zaman birbirini görmedikleri zaman yabancı futbolcular çocukları tanımazlar. Lafını kesin. Ben bir gün Bayern Münih'in antrenmanına gittim. A takımla PAF takım ya da U21 aynı anda yan yana sahalarda antrenman yapıyordu. Bayern Münih'in teknik direktörü arada duruyordu. Hem Bayern Münih'in A takımını izliyordu hem altyapısını izliyordu aynı anda. Ya inanılmaz güzel bir görüntüydü. Çok güzel. Mesela, çok etkilenmiştim ama. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bunun daha güzeli biz Benfica'ya gittik. 10 tane isim sağ yan yana. Herkes istediği sadece yapabiliyor. A takımda 12 yaşındaki çocuklarda. Ama yemekhaneyi yapmışlar. Yemekhanede mesela 4 katlı bina var. İşte en üst katta A takım futbolcuları kalıyor. 3. katta PAF takım. Aşağıda öbür çocuklar kalıyor. Yemekhaneyi ama herkes aynı anda giyebiliyor. Düşünsenize. Herkes futbolcuyu görebiliyor. Müthiş. O yüzden özgüven artırıyor. Aynen. Amokachi'de öyle gidip beni tanımasında o daha sebep oldu. Çünkü biz maç yaparken bizi tanıyorlardı. Yabancı futbolcular tanımaz biliyorsunuz. Evet. O yüzden tanıştığımız olunca o da Tayyab'a oturuyordu. Ben de Sayyab'a oturuyorum. Hemen aynıyız yani Sayyab, Tayyab'ı. Bir gün öyle işte ben A takıma çıktım. Yine oynamaya başlıyorum. O taban beni bilmiyor tabii. Bir gün beni otobüste gördü böyle. Sen ne otobüste arkada mısın? Biz otobüste gidiyoruz. A takımda oynuyordum ama otobüste gidiyordum. Otobüste en arkada mısın? Ayaktasın. En arkada. Tabii ben yani şu da var tabii. Oturamıyorduk. O zaman gençken evet. biliyorsun yani yaşlı da yer vermesi daha fazlaydı. Yorgun da olsak yer veriyorduk. En arkada otururken böyle bir korna basıyor arkadan. Ben kendi üstüme alınmıyorum. En arkada duruyorum. Arkamda şanta var. İtmana gidiyorum. Biri bana diyor ki ya bakar mısın arkadan sana bir korna basıyor diye. Ben döndüm baktım ama karşı kırmızı üçlü açık seni otobüste görmüş. Görmüş evet. Ne yaptı sonra ya, in mi dedi? Koynaya basıyor bana gel diyor. Ben sen de... dedin şoföre patron kapıyı aç Amokachi mi çağırıyor diyor. Yok ben görmezlikten geldim önce. Görmezlik. Utandım önce. Ha, utandım. Tam, utandım. Şimdi insanlar onu tanıyorlar. Beni tanımıyorlar. Bu kim diye. Ondan sonra ben görmezlikten geldim ama baktım 3-4 durak takip ediyor. Ha, takip ediyor. Tabii en sonunda indim. Bindim. İşte sen ne yapıyorsun neden gelmiyorsun gibilerinden böyle şat pat. Benim İngilizcem hiç yok ama o Türkçe biraz konuşuyor.
Öylesine ondan sonra sağ olsun birkaç defa beraber gittik geldik. Hatta çok gittik geldik. Cemil paya da koydu o zamanlar. Vay, sağ olsun. Süper. Yani o yüzden çok da severim. Bana ilk çıktığım zaman çok güzel bir öğüt vermişti. Ya o zamanlar biliyorsunuz alt takımdan çıktığınız zaman alt takımda kabul edilene kadar biraz psikolojik ezilme evet, oluyor. Tabii. Yani normal mi de değil mi de bilmiyorum ama Türkiye'de biraz daha fazla oluyor. Oynamaya başladıktan sonra ilk 11 başladıktan sonra biraz daha bunlar düzeliyor ama ilk başta biraz tabii eziliyorsun. Olabilir, doğaldır. Ama yabancı futbolcular buna öyle bakmazdı. Ama karşı bana şey derdi idmanlarda, maçlarda. Sen neysen onu yap, hiç kimseye kafana takma. Sen artık alt takım topçususun. Tabii bizden daha fazla çalışacaksın ama kimse için bir şey yapmak zorundasın. Sen kendi için bir şey yap. İstediğin gibi oyna. Hani ben sana kızarım, o sana kızar, önemli değil. Kafanda ne varsa ol. Yani kendine güven mental olarak derdi. O yüzden bana çok yardımcı oldu. Onunla oynamak da çok büyük bir zevkti. Yani belki son dönemlerini yakaladım ama yine de benim için güzel bir hatıradı. Sen bir de altyapıda oynarken Sergen Yalçın hayranıydın değil mi? Hala öyleyiz de o zaman daha da başka bir şey vardı. Çünkü hep benzetirlerdi. Mesela sen top oynarken koşuşun, topu vermen, pas atman böyle Sergen Yalçın'a benzetirlerdi. Hatta ya Sergen Yalçın gibi olma, kendin gibi ol tarzı yorumlar da yaparlardı. Ya rahmetli Kazım abi, Kazım Kanat. Aynen evet, onun da mekanı cennet olsun tekrardan. Çok da severim, o da beni severdi. Ya Sergen abiyle ilgili, Sergen abinin bana katkısı da çok oldu. Ama biraz da böyle işte zararı söyle oldu diyeceğim. O Beşiktaş'tan ayrılınca ben o zaman altıma çıkmıştım. Herkes benden bir Sergen beklentisi vardı. Yani ben çıtayı Sergen abi, tabii Sergen abi çıtayı çok yukarı koyunca biz o çıtaya yetişemedik. O yüzden hani o baskıda biraz ezildim gibi oldu. Çünkü ben onun gibi değildim. Ben biraz daha 8-6'ydım. O direkt 10 numaraydı. Bir de yani öyle olsam ne oluyor? 10 numara olsam ne oluyor? O başka bir şeydi yani. Onu anlatmaya da gerek yok. Burada herkes zaten biliyor neyin olduğunu. O yüzden biraz baskı üstünde oldu ama daha sonra herkes farkına vardı ki o başka bir şey, ben başka bir şey. Ama ben Sergen abi örnek aldım derken ben herkesten bir şeyler kapmaya çalıştım ama o zamanki bizim rol modelimiz oydu. Dünyada Zidane'dı, Türkiye'de Sergen abiydi. İki tane 10 numarayı çok severdik. Ben kendimi özellikle. Bir de hemen hemen şeyimiz de aynı. Gelme gitme şeylerimiz, o Kilios'tan ben, Yümeli Kavağan'da ikimiz de Sayerli'yiz. İkimiz de Şilisli'sinde okuduk, ikimiz de ilk lisansımız Beşiktaş'a çıktı. İkimiz aynı takımlarda oynadık Beşiktaş'ta. İşte benim bir şanssızlığım, ben çıktım ama Sergen abi gitti. Ben gittim. Bir daha 100. yılda iki sene oynadık. Ama oynadık yani. Ama A takımda hiç çıktığım zaman Sergen abiyle idmanlarda çok başkaydı. Sergen abi o zamanlar çok daha iyiydi. Yardımcı oluyor muydu? Yok. Sergen abi biraz şey bir adamdı yani. Tabii. Vudum durmaz demeyeyim ama. Çok kendine müsaade bir şeyliği vardı yani. Ama beni çok severdi. Şahsına münasır. Evet. Ay şöyle Gökhan Güreç anlatıyor. Türkiye Kupası'nda golü attım diyor. Kupayı aldık diyor. Ertesi gün diyor tesisteyiz. Gökhan'cığım günaydın demiş. Bir durmuş. İstemez değil mi? Ya, değil mi? Tabii koşarak odaya gittim. Yani aylardır belki bir senedir Beşiktaş'tayım. Bana ilk defa Sergen abi selam verdi ve naber ismimle hitap etti diyor. Ben de onu demek istiyorum. Sergen abi hep öyle değil. Yani kimse şeyden değil. Sevmedi seni. Sergen abinin biraz bir karakteri var. O karakterde gider. Abi beni sever mi? Sever. Ben onunla çok şeylerimi paylaştım. Çok da bana yardımcı oldu. Hatta bir sene 100. yıldan sonraki kontratımda bir problem vardı Sinan abiyle. O bana yardımcı oldu. Az daha gidecektik. Öyle kaldık. Öyle oldu. İlk defa söylüyorum yani. Ha onun sayesinde kaldı. O bana yardımcı oldu evet. O çünkü bununla yaşamış birisi olarak sağ olsun bize yardımcı oldu. Şey mi dedi Yasin işte burası Beşiktaş bak ben gittim zamanda hata yaptım o tarz bir şey evet, değil mi? Evet aynen. Vay güzel ama güzel detay. Evet. Enteresan. Ahmet Dursun? Ya şimdi tek Ahmet Dursun'a bitirmemek lazım. Aslında ben A takıma çıktığım zaman benim Nihat Kahveci gibi bir dostum vardı arkadaşım. Evet, evet. Kardeşim vardı. Ahmet Dursun'u şey yapmıyorum yanlış anlamasın kimse de ben Nihat'la 17-16 yaşında tanıştım ve o ayrılana kadar ki hala da o da arkadaşım. Her şeyimi bilir. Ben onun her şeyini bilirim. Bana göre benim oynadığım en iyi futbolculardan biridir. Golcü olarak. Sergen 1, Nihat 2 de benim için oynadığım beraber. Çok futbolcu var ama ben Nihat'ı şöyle şey yapmak istiyorum. Nihat'ın nereden neye geldiğini en iyi gözlemlerden biri olduğu için de onu çok takdir ediyorum. Yani ben kendimi de ve bizi de çok iyi temsil ettiği düşünüyorum. Çünkü ben de onda bir katkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk bize geldiği zaman hatta yani SM'lerden gelmişti. Ya bu çocuk nasıl olacak diyordum. Ben bir ayak pası atıyordum biraz fazla. Bir okudum yetişiyordu. Tık bir yordu gol. Bir gol. Ya dedim bunda bir şey var yani. Beraber A takıma çıktık. A takımı da böyle odalarımızı paylaşıyoruz. Hele çıkmışız ikimiz. O zaman çıktık. O zaman işte Alpay Abilaş, Fumetel, Amakarşılar, Yankovlar.
Leskova'da kadro çok acayip. Biz tabii, iki tabii. tane genç falan böyle. Daha da birbirimize böyle bir şeyimiz oldu. O yüzden bir tane de görüntü hatırlıyorum. Ben o zaman muhabirliğe başlamamıştım. Televizyonda izliyorum. Bir çok aşırı bir yağmur. Siz yağmurda kameralara doğru kayıyorsunuz. Evet, hatırlıyorsunuz evet, değil mi evet, görüntüyü? Evet, evet. Yani çok anılarımız var Nihat'la ilgili. Onu yapayım ve ondan da şeye geleyim. Ahmet Dursun o zaman geldi işte. Biz A takıma çıktık. O da Kocaeli'den geldi. Zaten Ümit Milli Takımı'na arkadaştık. Bizim arkadaşlarımız biraz daha o da pek istedi. Aranızı aldınız onda. Aldık derken o bizi aldı. Çünkü o zaman daha çok daha ünlüydü Ahmet Dursun evet. biliyorsun yani. Evet. O bizi aldı belki. Bizimki A takımından çıktığımız için her zaman biraz daha geyik planlıyor. Tabii ama o arkadaş olarak aynı odada takıldık. O işte ne oldu? Bayram abi geldi. Bayram Bektaş geldi. Pascal geldi. Ahmet Yıldırım geldi. Hani gruplaşma demeyeyim ama herkesin kendine yakın olduğu böyle bir 4-5 tabii. kişilik gruplar vardı takımlarda. Normal hani, her takımda oluyor. Bunda bu. Vardı yani bunda illa bunu kötü anlanacak lazım. Bizim gruplaşmada da öyle vardı. Nihat zaten ben kardeş gibiydik. Ahmet zaten bizde ümit bir takımla arkadaştı. Bayram abi geldi. Ahmet Yıldırım geldi. Pascal geldi. Ve Pascal'a biz işte kağıt oynamanı öğrettik. İşte kağıt oynuyoruz. O da geliyor. Ondan sonra oynuyor muydu Pascal kağıdı? Ya oynuyor da şimdi kağıdı böyle tutuyor. Biz kağıdı böyle tutuyoruz normalde. O böyle tutuyor. Kağıt atamıyor. İnanılmaz. Ağzına mı atıyor? Atamıyor. Onun üzerinde oturuyor. Bunu atıyor. Ya bu da inanılmaz. Öyle bir arkadaşlarımız vardı. Ahmet Dursun'la hala görüşüyorum. Seveyim. Hani çok paylaştığım şeyleri paylaştığım arkadaşımdı. Beraber aynı evde kaldık. Hatta şöyle bir anım var. O zaman Bilger hocamız vardı. Beni çok severdi. Ahmet Dursun da Alman zaten. Aramızı hep o şey yapardı böyle konuşmalarımızı. Bir gün böyle Bilger'le ilgili bir sıkıntı var. Gidecek, gitmeyecek falan diye. İlginlikle bitiyor böyle. Biz de Ahmet Dursun'la evinde kaldık. İdman erken gideriz diye. Bir gün böyle baktım babam beni arıyor. Bilger bizim oraya gitmiş bir yerde şey yapıyormuş. Ha, içiyor. İçiyor. Ondan sonra ya bu geldi saat 12'de buraya. İçiyor ve Yasin buraya gelsin diyor. Bak seni çağırıyor. Beni çağırıyor. Ben de Ahmet Dursun'la hadi gideyim diyorum. Ahmet beraber gittik. Ahmet Dursun'a gittik. Meğersem feshetmişler mukaveleyi. Ha öyle tabii, mi? Tabii ayrıca atmış ama ha, o da şey... üzülmüş ama. O kadar ha, üzülmüş ki. Üzülmüş. Ben Bilger çok duygusal ve çok da insandım. Efkar dağıtıyor. Aynen öyle. Kalmasını isterdim yani. Çok iyi bir insandı bence. Ama yönetim aralığında şey olmuş, sorun. Ondan sonra Ahmet Dursun'la gittik işte bize çok hem ağlıyor hem hani bir yerde üzülmüş belli yani. Ahmet Dursun'a böyle yapıyor. Buna söyle diyor. İmdadığı paranın %50'sini bana verecek diyor. Benim için. O da diyor ki bana anlatıyor ama bence. Neden diyorum? Ben oynatmasam diyor. Paya kazanmayacak. O yüzden %50'sini bana versin diyor. O zaman böyle onunla çok güzel anımız vardı. Ahmet'le de çok güzel anımız vardı ama o grupta çok iyi anlaşırdık. Çok iyi anlaşırdık. Dışarıda giderdik takılırdık. Yani illa kulüpte değil. Ailece bazen görüşürdük. Hani hala görüştüklerimiz var aslında. Otelde Ahmet Dursun anlatmıştı. Lobiyi arayıp ya da restoran arayıp siparişler veriyor musunuz? Kamptayız işte Antalya'da kamptayız. Yine kağıt oynuyoruz. Yani bak, yani şey, o zamanki böyle sosyal ağlar o kadar yok. Biz televizyona seyretmiyoruz. Yapacağımız tek şey kağıt oynamak. Vakit geçmek için dinleniyorsun. İdman yapıyorsun. Yemek yiyorsun. Çünkü 15-20 gün otelde tabii. ne yapacaksın? Kağıt oynarken bu kahve içmek isteyen var mı diyor. Ay yok kahve böyle yapıyor. Merhaba diyor ben Beşiktaş'ın orta sahası Yasin Sürüncü. Hani teknik olan var ya diyor. Bilirim adımı öyle. Arıyor. Oğlum yapma diyorum ayıp diyorum. 10 dakika sonra bir daha bir arıyor bir daha bir. Beni tanımadınız diyor. Ya ben Yasin Sürüncü diyor. Öyle bir de sonra sen de aramısın galiba. Ben Beşiktaş'ın golcüsü Ahmet Dursun. O benim ben. Nihat var Nihat ayı onun içinde falan böyle. Espriler yapıyoruz. İnanılmaz. Fevzi. Kaleci Fevzi. Fevzi benden tabii iki dönem daha önce A takımdaydı. Evet. O biz çıktığımızda o bir artık A takım oyuncusu olduğu için yani bize çok da yardımcı oldu sağ olsun. Onunla ilgili çok güzel anılarım var. Bir tanesi şöyle bir anım var. O zaman Ankara'da deplasmana gittik. Otelde kaldık. İşte sabah kalktık. Yürüyüşümüzü yaptık. Akşam da maç var. Otobüse bindik. Çıktık gittik. Şeye stada otelden. Geldik maça. Ulan sayıyoruz. Birisi yok. Baktık şey yok, kaya yok. Kaleci. Abi ya biliyorum onu ya. O yok ama biz de bir yandan... Ben oradayım. Taksiyle geldi. Tamam onu söyleyeyim. Biz bir yandan seviniyoruz. Yani Fevzi oynasın. Fevzi oynasın. Biz istiyoruz ki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olsun. Genç, Türk bir çocuk oynasın diye. Biz diyoruz ki ne kadar geç gelirse o kadar, o kadar yıttık diyor. Yani Fevzi oynar diyoruz. Tak adam. Taksiyle geldi. Yani. Şey oldu mu sohbeti? Olmaz mı? Adam bir giydi şeyi... İngilizce böyle bir güzel herkese bir karardı giydi. Fevzi maalesef yine yedek kaldı. Yedek kaldı. O oynadı. Fevzi üzüldü mü o anda? Üzüldü. Biz üzüldük. Ya şaka derken biz üzüldük çünkü belki bir 15-20 dakika gelmese mezunu çıkacak yani. O zaman da büyük skandal oluyor yani. Düşünsene bir kaleci yok yani. Aynen öyle. Çok iyi ya taksiri yapmış. Çok komikti ya. Bir de senin bir kontrat yenileme hikayen vardı hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi. Nihat Kahveci Ahmet Amoğlu'yla.
Siz kafanıza bir fiyat belirlediniz. Evet. Sorarlarsa söyleriz diye Ahmet Amoğlu size beklediğinizden çok daha büyük rakam vermişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onun Nihat'la beraber oldu bizi. İşte A takıma çıktık. O zamanlar çok sambirik bir paya imza atmıştık. Yani az paya ki bizim için de iyi payaydı. Ama attı buradan çıkan her futbolcusun. Tabii. O uygundu. Ama biz bir iki sene, bir buçuk sene iyi oynadık Nihat'la. Oynamaya başlayınca A takım bizim sözleşmemizi yenileme kararı aldı. O zaman da işte Seda Bilgili, Yıldırım Dömeren yönetim gelmişti. Tabii tabii. O zamanlar da işte dediler ki dolay anlaşma yapacağız falan öyle bir şey vardı. Hemen her futbolcu dolay anlaşıyorlardı. Biz de bir gün idmandan sonra Nihat'ta çıktık işte yürüyeceğiz falan. Kadir Akbut bizi aldı hemen. Hiçbir yere gitmiyorsunuz dedi. Sizi hemen yöneticilerin yanına getireceğiz dedi. Dedik biz ailemize soymayalım falan çünkü babalarımız bize dedi ki bir şey yaparken bize soyun. Tabii, o zaman tabii. Babalar her şeyi tabii, yapıyor. Aynen öyle. Ondan sonra Kadir Akbut bizi aldı. Yok dedi kimseyi ayamayın. İşte biz babamız aydık, baba bizi götürüyorlar. Onlar bize de ki sakın imza atmayın. Güzel söylüyorlar. Neyse biz gidiyoruz. Herhalde şeye gittik, Kemalburgaz'da Ahmet Amoğlu'nun şeyi vardı, oteli vardı. Otele gittik. Yolda giderken de, şimdi ben biliyorum dolay söyleyecekler bize. Benim de dolayı Türk parasına şeyime kabiliyetim yok o zaman. Şey diyorum. Ya inanılmaz. Nihat dedim ki, Nihat dedim ben konuşmayacağım, sen konuş. Ben diyeceğim ki Nihat ne derse ben ki zaten ikimize aynı teklif yapacaklar dedim. O da böyle ki olur mu diyor, sen benden daha yaşlı olarak bir ziyaret daha büyüksün, daha tecrübeli gibisin, altta buradan gel. Sen konuş diyor bana. Ben diyorum oğlum diyorum, ben diyorum bu işi yapamam. Gerçek iyi diye. Neyse gittik oraya, bir gittik oturduk. Kafanızda belirlediğiniz rakam ne? Fiyat biz 250 diyeceğiz ama 150 fitiz. İnanılmaz evet. Fiyat söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz. Ha sorarlarsa 250 diyeceğiz. Ama yok biz hep diyeceğiz ki siz ne bilirsiniz. Ne bilirsiniz. Neyse geldik oturduk ama oturduk şimdi masada öyle bir konu oldu ki. Ahmet Amoğlu var, Yıldırım Dömeren var. Asmet Müdükü ne vardı? Asmet abi var. Evet. Ondan sonra o Kaynar var. Yani 4-5 kişi oturmuş. Masa nasıl bir donanmış. Tabii böyle, tabii. İnanılmaz adamlar. Biz dedik ki eyvah dedik. Bizi dedik bu da. Tabii tabii. Yani ezecekler yani. Öyle anladık tabii, biz. Tabii. Ondan sonra geldik. Evet dedi. Ne istiyorsunuz dediler. Nihat bana bakıyor. Sen konuş diyor. Tamam dedim. Siz ne diyorsunuz? Diyorlar ki siz ne istiyorsunuz? Ben diyoruz ki biz 5 yaşında otobüsüne yetiştik biz. Fiyat söyleyemeyiz. Kim ne alıyorsa, ne veriyorsa biz de onu söyleyelim. Yok siz bir fiyat söyleyin, yok biz fiyat söyleyin falan derken onlar dediler ki senelik dediler 300 bin mark dediler galiba. Şimdi ben 300 bin markı duydum ama ben Türk parasını sevemediğim için dolar karşılığı bilmiyorsun. Ben paranın ne olduğunu anlamıyorum yani kaç bir olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra ben şöyle bir Nihat'a döndüm baktım Nihat'ın gözlerinde böyle dolar işareti var. Biz güzel bir pay uzattık galiba. Ondan sonra Nihat dedi ki tamam atalım dedi. Dedim ne oluyor dedim biz şey yapma atalım dedi. Tamam dedim o zaman atalım dedik. Hemen biz tamam atıyoruz dedik. Bu sefer tamam atıyoruz deyince yönetici abilerimizden şöyle bir şey geldi. Gördünüz değil mi dedi. Düşündüğünüzden daha fazla söz verdik dedi. Biz dedi 5-6'dan gelen insan oyuncu da ezdirmeyiz dedi. Sağ olun falan dedik. İşte ben ama hala payının ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra tamam teşekkür ederiz. Şimdi oradan Yıldırım Dömeren dedi ki söz dedi. Ligler başlarınızda ben size bir yerden araba alacağım dedi. Ondan sonra sağ olun falan işte. Aldım mı? Çıktık. Boşver. Toplarsak çıktık. Almadı. Toplarsak çıktık. Ondan sonra ben tabii hala hesap yapamıyorum. Nihat dedim. Hani senelik kaç böyle oluyor? Dedi ki 900 milyar yapıyor dedi. Hani biz hemen hemen 250 milyar tavız. Biz o zaman tabii. Yani iki katı üç patını pay aldık. Katı. Ama şöyle de bir şey var. Biz hala Beşiktaş Kulübü'nün en şeyindeyiz. Yani, alttasınız. Yani gelenlerden ama bizim için çok iyi para. Çok iyi para. Ondan sonra Nihat dedim böyle o tamam dedik işte. Ondan sonra babam aradı. Baba böyle iyi tamam hayırlı olsun falan öyle. Geldik. Oo, süpermiş. Çok iyi hikaye. Güzel bir anıydı yani. Ahmet Yıldırım. Ahmet abi. Benim... Şakacı Ahmet Yıldırım. Evet Ahmet abi. Öz abim gibiydi yani. Çok severim. Sağ olsun. Bize çok yardımcı oldu. O bizden biraz daha tecrübeliydi. Galatasaray'dan gelmişti. UEFA Kupası kazanmıştı. Çeşitli takımlarda oynadı. Ondan sonra bize geldi. Bize de yardımcı oldu. Hem ailece hem de beraber hala görüşüyoruz. Çok şakaları vardır. Ümit Aydın diyor ki ona da röportaj yaptım. Ya bir yatağın altına 3 saat bekleyip evet. Şaka yapmak için orada yatabilecek aynen, şeyi vardı. Onu yaptı Ali Cansu da bize yaptı. Ali Cansu çok korkaydı. 3 saat yatmış. Bizim kartı almış bir yerden. Yemekten sonra giymiş. Saat 9'da mı ne giymiş? Saat 12'ye kadar orada duymuş. Orada durmuş sizi beklemiş. Korkutmak için. Ben de bilmiyorum. Ya, Ali Cansu'nun yanına yatıyoruz. Ben ikiz yani yatakta. Ondan sonra tak böyle bir ses geliyor. Diyorum Ali yapma oğlum diyorum. O diyor ki abi ben sen yapıyorsun diyorum. Biz yatıyoruz.
15 dakika sonra pat diye bir ses geliyor. Bizim ailesi de biraz korkak. Abi dedi ne oluyor falan dedi. Tamam mı ondan sonra? Ama nasıl karanlık böyle. Işığı da yakana kadar ses hemen duyuyor. Tabii. Neyse ondan sonra Ahmet abi sessiz sessiz tuvalete gitmiş. Ben de tuvalete gittim. Ben ışığı bir yaktım. Ahmet abi de yüz yüze geldik böyle. Ben nasıl korktum onu biliyor musun? Ben sus yaptı bana. Ahmet abi ne yapıyorsun bu dedim ya. Ay canım seni korkutacağız dedi. Ya çünkü neyse, ben ışığı kapattım yine geldim. Ahmet abi dualı okuyor böyle ayak şey falan. Oğlum diyorum Ali ne oluyor? Bir yere mi geldi diyor. Işığı yakıyoruz gitti. Kaçtı odan gitti. Ya kaçtı mı? Ya inanılmaz Ahmet yıldırmamak ya. Bir kulüp çalışanlarından birisine galiba kimde? Malzemecilerden birisine milli piyango şakası yapmıştı hatırlıyor musun? Yok onu hatırlamıyorum ama yapar. Hani milli piyango alıyor. Ne yaptın piyango aldım işte parayı vurursam şöyle yapacağım böyle yapacağım gideceğim. Ne yapacaksın işte tahtaya gideceğim İstanbul'dan uzaklaşacağım falan. Evet. Telefona mesaj atıyor bir yerden. Şu numaraya şey milli piyango vurmuştur diye. Koşarak gitmiş eve. Yapar abi. Ya inanılmaz ya. Lucescu. Lucescu şimdi aslında oradayken anlamıyordum ama şimdi hoca olunca anlıyorum. Lucescu'dan yani dediğim gibi ilk bahsettiğim gibi herkesten bir şeyler kapmaya çalışıyorum. İyisini de kapmaya çalışıyorum, kötüsünü de. Çünkü kötüsünü kaptığım zaman yapmamam gereken neydi artık biliyorum futbolcularla ilgili. Artık futbol, hocalık bence artık ilişkide iyi tabii olan bir iş artık. Artık hemen hemen herkes idmanı yaptırabiliyor. Tabii. Herkes işte koşu mesafeli, geçişler falan bunlar konuşuluyor ama bence iletişim sanatı oldu. Çünkü çok yabancı futbolcu var. Her yerden futbolcular geliyor. Herkesin tabii başka bir şeyleri var. O yüzden mesela ben Sergen abi mental ve psikolojik hazır tutmak lazım. Şu anda Sergen abinin yaptığı o bence. Sergen Yalçın artısı tamamıyla psikolojik mi? Ya zaten şöyle bir şey var. Şimdi zeki, her futbolcu zeki. Sergen abi zaten biraz daha zeki, daha yetenekli. Her yetenekli adamın hoca olacak diye de bir şey yok ama Sergen abinin şöyle bir şeyi var. Sergen abi kimsenin aklıyla iş yapmıyor. Kimseye bir şey yapmıyor. O kendi bazı şeyleri var doyuluyor. Onun aksine o duyuyor. Onun aksine duyarak da bu olaya geldi. Lisesko ile ilgili ben hocayken, ben futbolcuyken hep onun böyle dikkat ederdim ne yapar diye. Ben şunu öğrendim ondan. Yani şu birkaç şey öğrendim. Ne olsa olsun futbolcular ne alabileceğine bakardı. Tabii. Hani kapris yapayım, onunla kavga edeyim, ona takayım, onun bana bir isine bakayım. O bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunları çok kafasına takmazdı. Ama şunu iyi yapardı. Senden yanılacağı kadar yanılır, yanılamayız ama zaten seninle uğraşmazdı. Tabii. Şimdi %100'ünü alır senden. O kadar. Şunu da, ben de şunu da öğrendim. Futbolcu da zeki adam. Futbolcu da seni bazen ters duruma düşmeye çalışıyor. Hocalar genellikle bu tuzağa düşüp İkileme yapmaya çalışıyor. İkileme yapmanın gereği yok. Sergen abi de aslında bunu yapıyor. Ben bu dönem tekim diyor. Ben seninle uğraşmak istemiyorum. Benim zaten çok futbolcum var diyor. Hani bir futbolcuya takılıp gidersen gırdaba girmiş oluyorsun. Tabii tabii. Lisesko de onu yaptı. Lisesko de çok kavgalı oldu. Herkes kavgalı oldu. İlhan Mansız da ediyordu. İşte o zamanki kadrosu kalabalık. Ahmet Dursun Lazio maçından sonra kavga etti. Sonra 3 gün sonra oynattı maçta ve gol attı. Onu diyecektim işte. Biz bazı maçı oynadık. Şimdi biz 1-1. Lazio'da 1-1 beraberiz. Lazio'nda o zaman öyle bir ekibi var ki yani. Tabii tabii. Ondan sonra müthiş. Biz orada 1-1 beraber kalmak bizim için iyi. Ama son 10 dakika öyle bir oldu ki biz çok iyi oynuyoruz. Tabii gol atabildi Beşiktaş. Ama Lisesko bana tam çıkacağım dur. Ona dur buna dur derken biz 1-1 üzüldük gibi oldu. Şimdi geldik son maçına. İşte Lisesko dedi ki ben dediğim benim dediğim olur. Çıkmayacaksınız dedim. Kalmayacaksınız dedim. İşte bana bağırıyor. Bana bağırması normal çünkü ben gencim. Evet. Hani anladın mı? Biraz daha bağırısı bir şeyim var. Ama ilanmasız da Ahmet Dursun bunu üstlerine almadılar. Onlar da karşılık verdiler. Şimdi karşılık verince böyle bir kavga oldu. Dedik ki herhalde bunlar kadrosu kalır. 3 gün sonra çıktık. İlk 11'ler. Ve o senede şampiyon olduk. Tabii, hani, tabii. O yüzden şimdi şunu demek lazım. Tartışmaya devam etmek lazım. Bir yerini kadrosu bırakıp çünkü elindeki onlar en iyi kumaşlar. Yoksa biraz daha bunları sağduyu davranıp en iyisini almak mı lazım? Bazı demiş oluyor zaten. Ahmet Dursun golü atmış bir de 3 gün sonra. Gol atıyor. 1-0 galiba Ankara Gücü maçı. Evet. 3 puan alıyor Beşiktaş. Maçtan sonra yanına çağırıyor. Tebrik ediyor. Geçen maçtan sonra yaptıkların takımın kazanması adına hırslı olman hoşuma gitti diyor ama bir daha yaparsan seni gönderirim diyor. Ama müthiş idarecilik. İşte artı ve eksileri ay hocam var. Ben ondan öğrendim onları yani. Toşak. Toşak benim için ve işte Nihat'la ilgili de ikisimiz için de sans demeyeyim ama yalnızca fırsatı değerlendirdik diyelim. Çünkü işte şu anda Ersin'le Rıdvan var. Onlar da şansını iyi değerlendirdiler. Biz de aynı öyleydik. Biz de verilen fırsatı değerlendirdik. Ona fırsatı veren de tabi alt tabi hocalarımızın bize çok emeği var ama yukarıdaki Toşak'tı. Geldi bizi seyretti. Dediğim gibi o maçta oynarken o seyrediyormuş bizi. Bizim haberimiz yok. Hatta bize hocalar söylüyordu ama biz çok inanmıyorduk ki Toşak bizi mi seyredecek diye ama maçtan erken gibi izliyormuş.
Ben de o zaman kaptandım kendi oynadığım takımda. PAF takımda. Nihat'la çok iyi anlaşıyorduk zaten. Ama Nihat'ı daha çok tuttuğunu biliyorduk. Hani Nihat'ı çok tutuyordu ki görmüş demek ki Nihat'taki potansiyeli. Bizim için çok futbol hayatım için önemli hocalardan bir tanesi. Daha sonra şanslar verdi ve yani yabancılarda biraz şöyle bir şey var. Hani Türk, yabancı, genç, yaşlı gibi bir kültüre bakmıyorlar. Hani kim iyiyse o sahada onu oynatma taraftarlar. Ben burada başka hocalar için bunu deniyorum ama çalıştığım hocalarla ilgili hep bunları gördüm. Ama genç altyapıdan oyuncu oynattığınız zaman hem sahada inanılmaz bir efor sarf ediyorlar. Performans koymaya çalışıyorlar ve her şeylerini veriyorlar. Asker gibi çalışıyorlar. Bir de kulübün altyapısından geldikleri için sahipleniyorlar. Stresi, baskıyı da taraftar gibi hissediyorlar. Yani yabancılardan her zaman bir artısı var. Var ama işte o şöyle de olabiliyor. Türk antrenörler de şundan çıkartıyor. İki maç kötü gidince o gençler seni kurtarmıyor. Ha, tabii. O zaman baskı oluyor. İşte hoca, harmanlamak önemli. İşte şimdi denge önemli. Yabancı hoca ona bakmıyor. Tabii. O başka bir şeydi ama bizim hocalarımızda böyle bir baskı olduğu için kazanma baskısı var. Evet, doğru. Yoksa kazanma baskısı olmazsa bence herkes genç oynatabilecek diye yani. %100 katılıyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? İlhan Mansız'la da oynadın. Çok önemli bir santrafordu. Ahmet Tosun'la birlikte. Pascal Numa da vardı. İlhan Mansız'la alakalı bir şeyler söylemek ister misin? O dönem yıldızı, stardı, dünya yıldızıydı. Evet. Ya tabii. Mesela Güney Kore'den geldiğinde Japonya'dan saçları uzun, milli takımda inanılmaz bir çıkış yaptı. O evet. An böyle aranızda geçen bir diyalog var mıydı? O zaman İlhan Mansız, David Beckham gibi bakıyorlardı. Tabii bir gün idmana geldik işte. Kore'den bile 100-200 kişi gelmiş idmanı seyrediyorlar. Hani takımda oynuyorsun ama o daha başka bir gezegende bir geliyor sana. Tabii tabii. Ya tabii şurada şunu söylemek lazım. Her zaman santraforlar futbolcunun ya da 10 numaralı futbolcunun bir adım öndedir. Tabii tabii. Ya da kaleciler. Yani 2-3 mevki hani onu bilmek lazım. Yani tabii. Ben İlhan Mansız'la yarışamam. Ya da şöyle söyleyeyim, bir 6 numara bir 9 numarayla futbolda yarışamaz. Çünkü onlar her zaman değişik şeydir. Ama İlhan Mansız'ın durumu daha da değişik oldu. Hem çok iyi bir profesyoneldi. Hırsına rağmen yani sağ dışında bize karşı, çalışanlara karşı, idmandaki yani mesela çok çalışırdı. Herkesten fazla çalışırdı. Bunu bir kere söyleyelim. Onu sahada gösteriyor. En önde koşardı ya. En önde koşardı. Mesela biz koşarken herkes dışarıdan koşar, o dışarıdan koşardı. Kimse de fazla koşmak için. Kimse de muhatap olmaz. Hani muhatap olmaz ya, kimsenin aşığını ayamaz, kimsenin ne aldığına bakmaz falan. Yani kendi karakteri vardı. O karakter de gitti ama sağ içinde, sağ dışında yaptıkları herkesin kendiyle ilgili şeyi ama tabii. Bence iyi bir profesyoneldi. Daha iyi olabilir miydi sakatlıktan sonra? İşte belki hatası, ben söylüyorum, onun hatasını kabul eden bilmiyorum ama işte kendine biraz daha iyi baksaydı ne olurdu falan konuşabiliriz ama bence daha uzun oynaması lazımdı. Çünkü tabii İlhan Mansız potansiyelindeki yani. Bir adam bir 10-12 sene oynaması lazım. Aynen öyle. O da onu belki şu anda düşünüyordu. Hatta bir ara geldi sağ olsun bizim idmanımıza katıldı. Ben uyumlu idman antrenördüm. O da antrenörlük yaptı. Şenol Hoca'nın yardımcısı oldu. Geldi bir idmanımızı seyretti sağ olsun. Hem çocuklarla ilgili bir ufak konuşma yaptı. Teşke uzun kalsaydı ben davet ettim ona, gel burada pratik yapalım, sen de bir şeyler yapacaksan beraber yapalım diye ama evet, onlar ayrıldı oradan. Ayrıldılar. Yasin Sünün, teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi ki geldin, emek verdin. Özlemişim seni de. Ben de. Çok güzel bir söyleşi geçti, keyifliydi. Başarının devamını diliyorum. Ben de senin başarını devam ediyorum. Teşekkür ederim. Allah sağlık, huzur versin. Amin inşallah. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile futbol anılarında bu haftaki konuğumuz Yasin Sülün'dü. Gerçekten keyifli bir söyleşi oldu. İlginç anılarını, hikayelerini, anekdotlarını bizlerle paylaştı, masaya yatırdı. Yeni haftada yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.